Merhaba. Londra'da Tate Britain Müzesi'ndeyiz ve John Everett Millay'nin en ünlü resimlerinden Ophelia'ya bakmaktayız. Bu tablo hem Victoria döneminin hem de Pre-Raphael akımının en önemli resimlerinden biri. Victoria döneminde hem Shakespeare'in eserleri hem de Ophelia çok sık resmedilmiş. Ancak Ophelia dendiğinde akla ilk gelen resim bu olmuş. Gördüğümüz Hamlet'in Ophelia'nın babasını öldürmesinden hemen sonraki an. Ofelia babası öldürüldüğünde kendini kaybediyor ve kendini nehirde boğulmaya bırakıyor. Shakespeare bu olayın geçtiği yeri eserinde betimliyor. Çiçekleri, söğüt ağacını. Milley de baktığımız resmi yaparken metindeki bu bilgilerden esinleniyor. Milley bitkileri çok özgün şekilde ve titizlikle şekillendirmiş. Bunu yaparken Ruskin'in tavsiyesini dikkate alıyor. Ruskin, sanatçıya doğaya gitmesini, gördüğü hiçbir şeyi yok saymamasını, seçmemesini, küçük görmemesini, sadece algılarını açarak doğayı gözlemlemesini öneriyor. Yani doğanın kendisinin ilahi bir güce sahip olduğunu, sanatçının Tanrı'nın yarattığı doğanın güzelliğini olduğu gibi yansıtmasını tavsiye ediyor. Akademideki eğitimin temelinde ise doğayı idealleştirerek güzelleştirmek var. Miley akademik geleneğin dışına çıkıyor. Doğayı gözlemliyor ve gözlemlerini mümkün olduğunca gerçekçi şekilde resmediyor. Açık havada yapılan resim dendiğinde aklımıza ilk gelen 19. yüzyıl sonlarındaki empresyonist akımdır. Oysa İngiltere'deki Pre-Rafael akımın sanatçıları açık hava resmini yüzyılın ortalarında yapıyorlar. Milley, Shakespeare'in eserinde tasvir ettiğini çok benzer bir ortam buluyor. Açık havada resim yapmak kulağa çok hoş gelse de aslında pek çok zorluğu beraberinde getiriyor. Örneğin civarda hayvanlar var, hava koşulları sürekli değişiyor. Miley yazdığı bir mektupta bu durumu anlatmış. Bir bahçeden geçip çimleri mahvettiğim için hakim önüne getirilmekten korkuyorum. Ayrıca rüzgar dolayısıyla suya uçup Ofelia'nın yaşadığı duyguları hissetme tehlikesi var. İnatla tam benim resim yapmak istediğim noktada durup beni seyreden iki kuğu var. Onları yerlerinden oynatmak için çabalarım, benim boyalarımı, fırçalarımı, resmimi ve sinirlerimi alt üst etmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Bu koşullar altında resim yapmaya çalışmak bir katil için asılma cezasından bile daha ağır bir ceza olurdu. Mektuptan anlaşıldığına göre Miley açık havada bu resmi yaparken gerçekten zorlanmış. Pre-Rafaelist sanatçıların resimlerinde sıklıkla kadınların yalnızlığını görüyoruz. Hasret ve düş kırıklığı duyguları içindeler. Baktığımız resimde ise aklını kaybetme noktasında olan bir kadını görmekteyiz. Sanatçı baktığımız resimde model olarak Elizabeth Siddall'la çalışmış. Daha sonra ise modeli ve ilham perisi olan bu kişiyle evlenmiş. Elizabeth Siddall bu resim için modellik yaparken tahmin edebileceğiniz gibi üşütüp hastalanmış. Yani küvetin altına mum yerleştirip suyu sıcak tutma çabaları pek de işe yaramamış. Miley, modeli için satın aldığı bu antika elbiseyle gurur duyuyormuş. Ama gerçekten de çok güzel ve ağır gümüş işlemeleri olan bir elbise değil mi? Suyun elbisenin kenarından nasıl akıp gittiğini görüyoruz. Resim tamamlandığında Özellikle doğayı hassasiyetle ve gerçekçi bir şekilde yansıttığı için büyük beğeniyle karşılanmış. Yan yatan ve sonra tekrar büyüyen süt ağacının gövdesi son derece gerçekçi. Gövdeden çıkan dallar adeta Ofelya'nın kollarının hareketini yansıtıyor. Pek çok çiçek görüyoruz ve baktığımızın hangi çiçek olduğunu hemen ayırt edebiliyoruz. Çiçekler bazı semboller içeriyor. Örneğin, unutma beni çiçeğini görüyoruz. Gelincikler ölümü, menekşelerse sadakat isim geliyor. Ophelia'nın boynunda da bir dizi menekşe var. Sanırım bu Shakespeare'in oyunundan geliyor. Tabloya bakan Victorian dönem sanat izleyicileri, gördükleri çiçeklerin ifade ettikleri anlamları biliyorlar. Shakespeare'in tabloya esin kaynağı olan oyununu da biliyorlar. Ve tabloyu bu bilgi birikimiyle anlamlandırıyorlar. Ofelya'nın elleri yukarı dönük, gözleri açık, henüz hayatta, nehirden aşağı doğru sürükleniyor gibi gözüküyor. Resme dikkatli baktığımızda çok güzel detaylar görüyoruz. Çiçekler çok güzel mesela. Sol alt tarafta sudan çıkan otların arasından vuran ışığa da dikkat edin. Hem renklerin canlılığı hem de gördüğümüz her şeyin aslına sadık kalınarak resmedilmiş olması Victoria dönemi sanat izleyicisi için son derece yeni bir tarz. Pre-Rafaelist sanatçılar geleneksel resim yapma şeklini reddediyorlar. Resimlerinde karanlık bir arka plan kullanmıyorlar. Bunun yerine resimlerini beyaz zemin üzerinde yapıyorlar ve bu sebeple resimler son derece aydınlık oluyor. Ayrıca bu sanatçıların bazıları kuru beyaz zemin üstüne resim yapmak yerine hala ıslak olan zemin üstüne resim yapıyor. Islak zemin üstüne resim yaptıklarında ise renkler gördüğümüz bu ışık dolu görünüşe kavuşuyor. 1840-1850 yıllarında oldukça yenilikçi ve radikal bulunan pre sanatçıların eserlerini günümüzde de hala beğeniyle izliyoruz.